İğne Oyalarım Kirme kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel, pratik bir oyanın yapılışını anlatacağım. Oyam için daha önce zürafalarımı çekmiştim. Şimdi ipimi dövmeledim ve bir tane zürafa yapıyorum. Yaptığım zürafanın üzerinden dönüp içinde 3 tane pırpır yapıyorum. 2 tane pırpırım aynı boyutta olacak. Bu şekilde. Üçüncü pırpırım birazcık daha uzun olacak. Şimdi zürafa yapıyorum. Üç tane zürafamı yapıyorum. Üçüncü zürafama dönüp yaptığım uzun pırpırın tepesine atıyorum. Pırpırımın tepesinde de bu şekilde bir tane pırpır yapıyorum. Aşağı iniyorum. Şurada da tekrar 3 tane pırpırımı yapıyorum. 2 tane aynı boyda. 1 tane uzun pırpır yapıyorum. Hep aynı şekilde devam ediyorum. Burada 2 tane pırpır yapıyorum. Birinde 2 pırpır, birinde tek pırpır yapıp devam ediyorum. Pardon, burada bir yanlışlık yaptım. Burada uzun pırpırımı yapmadım. Hemen ipimi kesip devam edeceğim. Bakın düzelttim hemen. Ya yapsam yanlış yerden kestim ipimi. Şurada uzun pırpırımı yapmayı unutmuştum. Onu hemen yaptım. Burada da tekli pırpırımı yapıyorum. Zürafalarınızın küçüklüğüne, büyüklüğüne göre arasındaki zürafaları artırabilirsiniz veya eksiltebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben ilk başta 3 tane zürafa çekmiştim ama çok yakın olduğu zaman 4 tane de çekebilirsiniz.
Bakın altı bu şekilde sıralı, gayet güzel ve tüylem de zaten çok güzel duracaktır. Bu arada altında zürafa olmadan da bu modeli yapabilirsiniz. Benim daha önce zürafalarım hazır olduğu için direkt üstüne yaptım. Bu şekilde oyanınızın altını bitirebilirsiniz. Şimdi ipimi kopartıyorum ben. Farklı renk takıp üst modeline geçeceğim. Farklı renk ipimi taktım. Bu arada ben pudra düz yazmaya koyu mor ve yeşil yakıştırıyorum. Siz hangi renkleri yakıştırırsanız o renklerde yapabilirsiniz. İpimi bu şekilde dönledim ve sığdırabildiğim kadar pırpır yapıyorum içine. Pırpırlarımı hepsini aynı boy yapmaya özen gösteriyorum. Bakın ben 7 tane sığdırdım. İpimi kesiyorum şimdi. Bir tane şurada başka renk ip kullanacağım. Şuraya dümleyip aynı şekilde içine 7 tane pırpırımı yapıyorum. Bakın çok kolay, çok pratik ve gayet çıtı pıtı duran bir model. Aynı şekilde boş bıraktığım aralara da yeşil ipimi düğümleyip devam ediyorum. Rengarenk de yapabilirsiniz. Ne bileyim, araya canlı renkler de karıştırabilirsiniz. Daha güzel olur yaptıkça. Model kendini gösterir. Modelim bu şekilde oldu. Gayet güzel. Şık duran bir model. Ötüyle de kusursuz duracaksın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.